Bakın arkadaşlar ne buldum. Bugün bir iş için geldik buraya. Bugün müzik videosu çekeceğiz. Köpekler falan var yanımızda şu an. Arkadaşla buluştuk Mason'la. Zaten biraz sonra göstereceğim sizlere Mason'ı. Emin genç hali arkadaşlar. Patlayacak ileride. Bizim videomuzdan sonra patlayacak inşallah. Bakalım. Çok farklı ekipmanlarım var. Hey Mason, what's up? Hey, what's up? How's it going? Yeah, I'm good, bro. So, we'll show you like equipment for you from here. So, what is that? It's a, called a flail. It's like a mace. Bro, where did you find this one, bro? Amazon. Amazon. Thanks to Amazon, yeah. And we have also fake money. Like, show some. Yeah. And we have gas mask. That's also cool, man. Yeah, it's gonna be cool altogether, I hope. Yeah, and we have smoke bombs. And we will stick these ones to your scooter, to the right? Scooter, yeah. We're gonna stick them to the back of the scooter. And like more smoke bombs. Genel olarak bunları kullanacağız arkadaşlar. Bir de where is your dress? Like the monk dress. Oh, right here. See Jonathan dressed in his. Yeah. Yeah. We got another orange one for him. Yeah. Mine's gonna be all black with a rope around my waist. No. Yeah. Saat şu an 3 arkadaşlar. Fazla zaman kaybetmeyelim. Yavaştan çekime doğru gidelim. Bu benim ilk çekim olacak. Hani daha önce müzik videosu çekmemiştim. O yüzden heyecanlıyım, bakalım nasıl olacak. Hep beraber görelim. Çekimdeyken Abdullah'a vereceğim zaten vlog kamerasını. O da çekimi nasıl yapıyoruz göreceksiniz. Hadi başlayalım. Evet, şimdi ilk görüntümüzü çekeceğiz. Ormana doğru bir yürüyüş var. O fırıcı çekmek için gideceğiz. Stabilizer'ım yanımda. Ormanın içine doğru giderken iki kişi böyle hem arkadan hem önden çekim yapacağız. Güneşi arkamıza aldık. Saat şu an aslında çok uzun değil. Fakat bugün 3 tane farklı yerde video çekmemiz gerekiyor. Çünkü sadece bir tane off günü vardı şu an Mason. Hani biraz sıkıştırdık durumu aslında ama bakalım güzel şeyler çıkacak. Şimdi geçelim çekime. Şimdi kameramız, ekipmanlarımız bu. Şu stabilizer'la çekim yapacağım arkadaşlar. Yeni bir kamera almıştım. Onu test edeceğiz. Dediğim gibi ilk müzik video çekimim. Bir de ND filtrem yok şu an kamerada. Saat şu an 3.30-4'e yaklaşıyor. Güneş birazcık daha sert geliyor. Hani harsh light dedikleri bir olay var şu an. Parlıyor yani. Onu çözmek için ND filter gerekiyordu. ND filter'ı daha alamadan müzik videosunu şu an çekmeye çalışacağız. Dediğim gibi ilk çalışmam olacak. Yakında zaten size gösteririm. Linkini atarım. Abdullah da yardıma geldi. Tripodu aldı falan böyle. Bizim stabilizer'ın çantasını taşıyor. Şu turuncu renkteki arkadaş breakdance yapacak. Onu çekeceğiz. Ondan sonra ormana doğru giderken bir footage yakalayacağız şu an. Bayağı bir uzaklaştık aslında şu an. Saat 4 gibi, 4.30 gibi geri gelsek 2 tane daha yere gitmemiz gerekiyor. Onlara yetişeceğiz. Hadi bakalım. Evet, ilk sahnemizi ormanda çektik. Şimdi ikinci sahneye gideceğiz. İkinci sahnede şu görmüş olduğunuz Miata'nın üstünü açacağız arkadaşlar. Abdullah arabayı kullanacak ya da benim arabayla da yapabiliriz. Şu an tam şey yapamadım. Açıya bağlı. Mason scooter'la şey yapacak. Scooter'la dümdüz devam edecek. Farklı bir kıyafet giyecek şimdi. Bilmiyorum ne giyecek. Ondan sonra scooter'ın arkasına da smoke bomb bağlayacağız. Yani böyle kırmızı kırmızı dumanlar çıka çıka gidecek. Değişik bir sahne olacak. Hem drone'umuzu kullanacağız. Drone'umuz da burada. Şöyle göstereyim. Hem drone'umuzu kullanacağız. Hem de kameramızı kullanacağız. Bu çekim için geniş açı kullanacağım. Çünkü yakın çekimde yapmak çok zor ve ışık gittiği için çok fazla zamanımız yok. Bakalım bu çekimi daha nasıl yapacağız. Bundan sonra 3. çekim olacak. Saat 7'yi herhalde bulacak. Allah'tan yeni bir full frame kamera aldım. Full frame kamera aldığım için birazcık daha hani o noise olayı birazcık daha iyi olacak. Yani çok böyle gürültülü böyle pıtırtılı pıtır pıtır şeyler çıkmayacak. O da bu zaten. Şu ana kadar her şey güzel diyor. Abdullah, sen ne diyorsun Abdullah? Ya çok güzel oldu ya. Beğendin değil mi? Ben beğendim, çok beğendim. Ormanda öyle yerlerden geçtik ya arkadaşlar böyle. Hakikaten yani biraz meşakkatliydi değil mi? Bayağı bir sıkıntılı yerlerden geçtik.
Bakalım bu videoyu editlediğimiz zaman nasıl bir video olacak? Çocukların kafası güzel yani hani. Bu arada Instagram'dan para paylaşmıştım. O parayı herkes gerçek sandı. Gerçek değil arkadaşlar. Tamamen fake para böyle. Bildiğiniz 10.000 20.000 dolarlık bir deste var. Onu böyle herhalde saçacak bir şekilde bir sahnede. Evet, toplayacağım. Kendisi kurguladı bu arada. Ben hiçbir şey kurgulamadım. Benim için çok daha iyi oldu. Çünkü çevreyi çok fazla bilmiyorum. Evet. Hatta şu an gittiğimiz yer, yani gittiğimiz orman çocukluğunda gittiği bir ormanmış. Evet. Hani kafasına kurguladığı için her şey çok daha iyi oldu. Hatta ben hiçbir masraf yapmadım. Kendi üstündeki şeyleri kendisi aldı çocuk. Her şeyi kendisi ayarladı. Hani ben sadece çekimini yapıyoruz, editlemesini yapacağız, yardımcı olacağız. İleride farklı videolar gelebilir, tekrar Mayıs'ında çalışabiliriz. Eğer çalışmayı beğenirse kendisi. Bakalım. Şu an ilk işimi yapıyorum, iş devam ediyor. En son videoyu bitirmiştik ama sizlere bir şey göstermek istiyorum. Sabahtan beri sadece yumurta yemiştim sabah. Yediğim yumurtayla duruyordum. Uber Lyft yaptım. Yani gece 4'ten beri çalışıyorum, ayaktayım, öyle söyleyebilirim size ve aşırı yoruldum. Gözlerimin altından görebilirsiniz. Şimdi bir büfete geldik. Burada hani akşamları 17 dolar veriyorsun, öğlenleri de 13-14 dolar veriyorsun herhalde. Sınırsız yiyebiliyorsun. Bakın Abdullah'la oturduk arkadaşlar şimdi. Bir tane steak aldım. Patates aldım. Onun yanında mantar aldım. Apo da bir şeyler aldı. O balıkçı bu aralar. Paso somon balık malık yiyor. Bu sürekli ye. Sürekli ekmeği aldım, mushroom aldım, havuç aldım, patates püresi aldım. Afiyet olsun. Şimdi bu ilk parttı. Biz kesin böyle bir oturuşta 4-5 tabak yiyoruz arkadaşlar. Malum bulk dönemindeyim ben. Apo da kilo verme döneminde ama bugün cheat yapacağız. Neyse videomuz bu kadardı. Eğlenceli bir video oldu. Bir müzik videosu deneyimimiz oldu. Sizlere göstermek istedim. Çok güzelmiş bu. Beğendin mi? Valla çok güzelmiş. Ben de şimdi steak'e bakacağım da. O baked, fırınlanmış bir balık. Aynen. Geçen biz de somonda yapmıştık gerçi fırında. Güzel olmuştu. Neyse arkadaşlar, görüşürüz tekrardan. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Videoyu bir türlü kapatamadık. Yemek yerken falan çektik ettik ama sizlere editlemesini göstermedim. Biz sadece çekimi yaptık. Sizlere sadece çekimi gösterdim. Fakat hani menünün hazırlanması, o menüye atıyorum sosların eklenmesi, böyle baharatların eklenmesi bu kısımda oluyor. Bilgisayarda editleme yaptım arkadaşlar. Şu an neredeyse müzik videosu yayına hazır şekilde. Herhangi bir ses efekti kullanmadım. Sadece müziğin sesini kullandık. Premiere Pro'yu kullanıyorum bu arada. Final Cut Pro'yu da kullanıyorum ara sıra YouTube videolarımda. Ama laptopumu sattığım için, yani MacBook Pro'mu sattığım için artık sadece işte Premiere Pro ve After Effects kullanıyorum. After Effects'li işim birazcık da hani nasıl söyleyeyim, efekt kısmını yapıyorum. Premiere Pro'da sadece kesme biçme kısmını yapıyorum. Bir de renklendirme kısmını yapıyorum. Hatta intro kısmından size bir örnek vereyim şu an. Kulaklık aldım. Kulaklıktan daha rahat ses duyuyorum. Böyle kulaklığımı takıyorum. Görmüş olduğunuz gibi şu an intromuz bu şekilde. Bir şeyler yapmaya çalıştık. Daha sonrasında Mason bize gelecek. Mason bize geldiğinde de işte hangi şeyleri yapmalıyız, hangi şeyleri yapmamalıyız. Atıyorum bazı kısımlar vardır. Biraz alakasız olmuştur. Çünkü hızlı söylediği için biz İngilizce pek bir şey anlamıyoruz. Atıyorum bu kısma bunu koy diyebilir, değiştirebilir. Onlara bakacağız. Onlara baktıktan sonra artık yayına vereceğiz. Nerede yayınlanır bilmiyorum. Yayınlandığı zaman bu videonun açıklama kısmına ekleme yaparım. Ya da kendime bir, dediğim gibi, bir sayfa açmak istiyorum. Bir YouTube sayfası açmak istiyorum. Belki açabilirim. Onu yapabilirim. Ama bilmiyorum, dediğim gibi. Herhangi bir fikrim yok. Açıklama kısmına, eğer videoyu izlemek isteyenler olursa videosunu ekleyebilirim. Şu an videomuz da bu şekildeydi arkadaşlar. İlerleyen günlerde farklı çalışmalarım var. Hatta bugün, bu akşam başka bir yere gideceğim. O çekimi de göstereyim. Bu video bayağı uzadı ama artık size o çekimi de göstereyim arkadaşlar. O çekimde yaptığım şeyleri göstereceğim. 24... Ne oldu? Bana bak, çok güzel duruyor böyle. 24 Hour Fitness var zaten şu an gittiğim spor salonu. Oraya gideceğiz. Oraya gittiğimiz zaman yeni ışıklar aldım. Şu an fark etmişsinizdir. Bir kırmızı, bir mavi, polistengi böyle. Yüzümün iki farklı yeri, farklı renkte. Bir arkadaşımız var, burada fitnessle uğraşıyor. O bana ulaştı Instagram sayfası üzerinden. Ona bir motivasyon videosu çekeceğim, bir dakikalık. Tabii bunların hepsi paralı arkadaşlar. Yani ilk defa bütçeli olarak çalışmaya başladım. Bu benim için güzel bir sonuç. Onu da sizlere göstereyim hatta videoyu bitirmeden. Şimdi ona geçelim. Abdullah'ı görüyorsunuz. Çok ışığı tutuyor burada. Burada bir mavi var. Bir de kırmızı ışığımız var. Işığı şöyle tuttuğumuz zaman arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi, çok daha güzel bir kontrast oluşturabiliyoruz. Bu arada arkadaşlar, Chris Instagram'dan tanışmıştık ve şimdi beraber çalıştık. How are you, Chris? I'm good. Everything good. Everything good. It's so awesome. You have also YouTube channel?
You have also YouTube channel, right? Yeah. You're making content too. Yeah. So maybe we can add your YouTube link in the comment there. For sure. Yeah. Maybe they can check out. Yeah. All right. Thank you. İşimiz burada bitiyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Kameramızı kullandık. Işıklarımızı kullandık. Bir şeyler yapmaya çalıştık. Videosu dediğim gibi yakında gelecek. Açıklama kısmından da Chris'in kanalına bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şu an dediğim gibi ikinci işimi yapıyorum. Arkadaşımız fitness model. Kendisini video çekiyoruz. Antrenmanı yapıyorum, şu an rahatsız etmeyelim. Videomuza devam ediyoruz. Dediğim gibi aynı şeyleri kullanıyorum. Aynı kamera, aynı stabilizer. Değişen bir şey yok. Farklı açılardan çekimlerimi yaptım. Şu an kafamda kurguluyorum. Bir sonraki açıda, bir sonraki harekette nasıl bir montaj yaparak transition'ları ayarlayacağımı şu an düşünüyorum ben. Hani o yüzden kafam biraz dolu. İstirasındayken sizlere de göstereyim dedim. Artık çalışmalarımız bitiyor. İlerleyen videolarda tekrardan görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Güzel. Sen ne diyorsun Abdullah Reis? İki iş bir haftada güzel oldu. Yorucu oldu ama güzeldi yani. Sence? Güzel. Hadi bakalım. Görüşürüz de. Bay bay. El salla.